Tam doğru söylemiş. Şu anda bile ekonomimiz gayet güzel. 2025'te bundan daha güzel olacağına inanıyorum. Bu yalanlara çok kandık. İnanmıyoruz yani. Çünkü kas senedir bu şekilde böyle. İnanmıyoruz yani. Şu anda yani çok kötüye gidiyoruz. Şu anda ben burada 15 senedir oturuyorum. Yani Konya'da evim var. Evim olmasa geçinemeyeceğim. Ekonomi bozuldu. Artık ne diyeyim, bu millet biraz akıllanması lazım da. Ben şimdi 59 yaşındayım, emekli değilim şu anda. 6 milyar senede para yatırıyorum. Gelirim de yok. Çocuğum veriyorum, ben yatırıyorum. Balık kavağa çıktı mı düzelir. Düzelmez çünkü hep öyle söylüyorlar. Hiç dedikleri uymuyor yani. Ya, ve enflasyon düşmüyor ki, devamlı artıyor. Söyledikleri yüzde şimdi 42'ye düşüreceğiz diyorlar. %60'lar daha bir düştüğü yok ki. Niye düşsün ki üstelik? Daha beter olmazsak şükredelim. Tam doğru söylemiş. Şu anda bile ekonomimiz gayet güzel. 2025'te bundan daha güzel olacağına inanıyorum. Şikayet edenler başka amaçla şikayet ediyorlar. Gerçek ekonomi düşünerek şikayet ettiklerinden değil, iktidarı nasıl ele geçiririz, halkı nasıl kandırırız, o düşünceyle o konuşmaları yapıyorlar. Ben de 2025'te ve daha sonrasında ekonomimizin düzeleceğine inanıyorum. Şimdi ben ne diyeyim, şu anda yani çok kötüye gidiyoruz. Şu anda ben burada 15 senedir oturuyorum. Yani Konya'da evim var. Evim olmasa geçinemeyeceğim. Ekonomi bozuldu. Artık ne diyeyim, bu millet biraz akıllanması lazım da. Ben şimdi 59 yaşındayım, emekli değilim şu anda. 6 milyar senede para yatırıyorum. Gelirim de yok. Çocuğum veriyorum, ben yatırıyorum. Yani şu anda evim kendimin olmasa, ben Cihan Bey Hodoğlu'ndanım. Evim kendimin olmasa zor durumdayız kardeşim. Bu nasıl olacak yani? Buna bir çözüm. Ekonomi böyle giderse düzelecek durumu yok. 2 kilo çay aldım, 180 lira çayın kilosu. Hayır efendim, maliye bakın, ekonomi düzelecek, düzeldi, bilmem şu kadar oldu diyor 3 aydır. Değil. Ben 13 senedir, 14 senedir burada oturuyorum. Bir kör kötü evimiz var. Ev kendimin olmasa şu anda durumum kötü. Çalışmıyorum, ameliyatlıyım ben. Kalp ameliyatı oldum Ankara gibi bir yerde. Başka ne diyeyim kardeşim? Dünya karışık ya. Dünya karışık. Nasıl olacaktı? Nasıl olacaktı? Alakası bize, hep bütün krizlerin alakası biziz zaten. Şu anki İsrail, Amerika şeyi kim? Bizim üzerimiz oynuyorlar. Bizim üzerimiz oynuyorlar. Her tarafımız ateş çemberi. Hesap bizim üzerimize inşallah. Ekonomi zaten bozuk ya. Ekonomi bu ortamda, ekonominin düzelmesi mümkün değil. Vallahi bilmiyorum. Ben yarın ne olacağını bilemiyorum. Ne olacak yarın bilemiyorum. Maliye Bakanı'nın söylemleri pek bana inanılıcı gelmiyor. Bizim geçmişte de gördük onun söylemlerini. Söylemleri maalesef bizi üzdü. Maliye Bakanı gitmek istedi ama yine çağırdılar. Yine isteksiz geldi ama geldi. Maliye Bakanı bizatihi kendisi kurtulun benden diyor ama maalesef bırakmıyorlar onu. İcraatlarını beğenmiyoruz. Mümkün değil. Çünkü ekonomi düzelebilmesi için katma değer getirisi olan yatırımların yapılması lazım. Ama biz 20 yıldır katma değer getirisi olan tek bir yatırımı söyleyebilir misiniz bana? Mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir ekonomi düzelmesi söz konusu değil. Daha önceleri çocuğum kumbarda para topluyordu. Demir paraları atıyordu 1 lira 1 lira. Son birkaç yıldır 5 lira da çıkmış. O da dahil. Hepsi doldurduğu zaman kumbarayı açıyordu. Kendine güzel kıyafetler, bir şeyler alıyordu. Şimdi hepsini açıyor. Hiçbir şey yok. Yani sen o açıyorsun hepsini. Ne bileyim yani, bir yerde bir yemek yiyemiyorsun. Artık onların bir değeri kalmadı. Demir paraların bir değeri kalmadı. Artık tedavülden kalkması lazım demir paraları. Hiçbir şekilde beklemiyorum. Sistem değişmezse düzelmez. Buna halkın %80'inde inandığına inanıyorum ben. Sistem değişmedikçe hangi bakan gelirse gelsin düzelmeyecek. Bu bellidir. Daha geçmişte de gördük bunu. Defalarca söz verdiler ve sözlerini tutmadılar. Sözleri yerine gelmedi. Bu halkı da gündemi değiştirmek için farklı farklı açıklamalarda yapıyorlar. Farklı tarihlerde, bugünlerde mesela. Farklı açıklamalarda bulunuyorlar ama gündem değiştirmek için. Başka bir açıklaması yok. Kesinlikle bu sistemden beklemiyorum. Valla hiçbir bilgim yok yani. Konu hakkında. Ekonomi bence çok kötü. Bir şey diyemiyorum. Düzelir mi? Bu saatten sonra düzeleceğini düşünmüyorum. Ekonomi çok çabuk bir şekilde düzelecek bir şey değil. Ekonominin daha doğrusu düzelebilmesi için en az bir 5-6 yıla bence ihtiyacı var. Çünkü tek seferde yani toparlanacak bir şey değil. Ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar var. Ekonominin düzelebilir ama dediğim gibi bunu biraz zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ne kadar çok düzeltebilir ki?
Yani hangi sorunları düzeltebilir? Ekonomik bizi tabii ki de kötü etkiliyor. Örneğin Van'dan müzik için gelmiş öğrenciler olarak çok sıkıntı çektik. Yol ihtiyaçları olsun, işte kalmamız gereken yerler olsun. Biz mesela buraya geldiğimizde yurt sıkıntısı çektik. Sağ olsunlar bize hiç yardımcı olmadılar. Mecbur gittik ev tuttuk mesela. Öğrenci kişi başı şu an 500 lira veriyoruz. Ben kendim şahsen 5000 lirayla geldim buraya. 3 gün kalıyorum, 1,5 milyarım sadece kalma yeri. Sadece kalma yeri. Onun dışında yeme var, içme var. Yani ekonomik bu. Üniversite sınavı için geldik buraya, ondan geliyoruz. Neresi düzelecek? Batmışız zaten, batacağımız kadar. Her şeyde ekonomi var. Markete gidemiyoruz. Ben dün pazara gittim. 600 lirayla hiçbir şey almadım ki. Daha beter olmazsak şükredelim.